vicdanım temiz olduğu için, vicdanlı bir insanım, haklıyım. Evet, ben bu Edirne'de sütten çıkmış ak kaşığım. Edirne'de iş insanı Altunhan Şirketler Grubu Başkanı eski Kırkpınar ağası Mustafa Altunhan düzenlediği basın toplantısında çalıştırdığı bir tesisteki buzdolabının kaybolmasıyla ilgili gece saat 3'te emniyet ekipleri tarafından ifadesinin alınmak istenmesine tepki gösterdi. Geçen akşam üzücü bir olay yaşadım. Ben bu şehirde Kırkpınar ağalığı yaptım, il başkanlığı yaptım, Edirne Spor Kulüp Başkanlığı yaptım. Aklıma gelmeyen daha çok faaliyetlerde bulunmuş. Yani Edirne'nin 10-15 tane tanınmış insanı varsa ben de onlardan birisiyim. Herkes benim ne yaptığımı, nerede olduğumu, nereye gittiğimi çok iyi bilir. Bu devlet babaya bir serzeniştir. 3 gece önce burada, Altunhan Otel'de burada kaldım. Niye biliyor musunuz? Cenazem vardı. Herkes bilir, ciğerim yandı diye feryat ettim. 36 yaşımda genç bir kardeşim rahmete kavuştu. Akşam üzeri saat 6'ya çeyrek kala otele geldim, dedim otelde istirahat edeyim. Kendi otelim olduğu halde otelime gelip kaydımı yaptırıp odama çıktım. Akşam üzere 6'ya çeyrek var. Gece saat 3. 2 polis bir komiser kapıya. İrkildim. Zaten herkesin bildiği gibi ben kalp ameliyatı olmuş, bir sürü hastalığı olan bir insanım. Gece ilaçlarımı alıyorum. Yani böyle travmalarım yaşamamam lazım. Heyecanlandım. Dediler ki dışarıya çıkarmış. Ama ben kendimden eminim yani. Polislik, şunluk, bunluk bir işi olacak bir insan değilim ben. İndim aşağıya, hakkınızda yakalama var. Yakaladım dedim kardeşim, o zaman tak kelepçeyi. Ama dedim, ne suç işlemişim? Beni korkutacaklar ya, yani ben korkacağım ya. Bakın dedim, ben 3 sefer Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanmış, yıllarca cezaevinde yatmış bir insanım. Türkiye'de belki de rekordur. Buralardan beraat etmiş bir insanım dedim. Beni haydut, eşkıya, çapulcu kimse zannetmesin. Edirne'de 1985 yılından beri ticaret yaptığını belirten Altunhan, yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü dile getirdi. Bir gün duyuyorum, diyorlar ki, piyasada diyorlar ki Mustafa Altun'a gitti, gece 3'te kaldırdık, aşağıya indirdim. Siz beni alıp götürseniz, ben dedim, haksızlığa uğramış, 3 kere, tekrar ediyorum, 3 kere cezaevine girmiş, beraat etmiş bir insanım. Beni dedim, korkutamazsınız siz. Al dedim, götürdüm. Savcıyı aradım, imza atacağınız, sizi bırakacağız, taahhüt edeceğiz. Bir haftaya kadar ifade vereceğiz. Yani peki böyle bir şey için yani benden bir imza almaya geliyorsun. Beni değer mi gece 3'te geliyorsun koskoca oteli rahatsız ediyorsunuz. Kaldırıyorsun. Madem geldin al beni götür de bir işe yarasın. İş insanı Altunhan yaşanan olayın sadece bir buzdolabının kaybolmasından ibaret olduğunu, işlettiği tesise 3 senedir gitmediğini ifade etti. Suç ne? Olay otobanda tesisler var bizim çalıştırdığımız biliyorsunuz. Burada bir tane buzdolabı kaybolmuş. Ben o tesislere 3 seneden beri gitmiyorum yani bilmiyorum. Biliyorsunuz yüzlerce bizim çalışanımız var, şeyimiz var. 3 seneden beri gitmediğim yerde bir tane buzdolabı kaybolmuş. Adam da şikayetçi olmuş. Hiç kimseyi bulamıyorlar orada. İlgili müdürler var, şunlar var, bunlar var. O şirkette imza yetkin bile yok. Ama Mustafa Altunhan'a giriyorlar. Altunhan Otel'de buluyorlar. Evde olsam çocuklarım, torunlarım, ailem, şunlar, bunlar hepsi bir panik yaşayacak mı, bir travma yaşayacak mı? Yani değer mi böyle bir şeye? Ben çok güçlü bir insanım. Niye güçlüyüm? Vicdanım temiz olduğu için. Vicdanlı bir insanım. Haklıyım. Diyecekler ki sütten çıkmış ak kaşık mısın? Evet, ben bu Edirne'de sütten çıkmış ak kaşığım. Bir Allah'ın kulu, haydutluk, eşkıyalık, şunu, bunu, pislik yaptın desin çıksın karşıya. Ben bu Edirne'de iş yapmaktan, insanlara aş vermekten başka bir şey yapmadım. Altunhan bugüne kadar tek sabıkasının ruhsatsız silahla ilgili olduğunu ifade etti. Bugüne kadar Mustafa Altunhan'ı öcü gibi görenlere söylüyorum. Bugüne kadar benim yüzümü kızartacak, şu anda ben insan hakları mahkemesindeyim. Hakkımı bırakmıyorum. Ben hakkımı Azrail'e yedirmemişim. Hakkımı Azrail'e yedirmemişim. Hiç kimseye hakkımı yedirmem. Kusura bakmasınlar. Konuşacağım şeyler var bu Edirne'de bazı lobilere karşı. Onlar bana bir şey yapmaya çalışıyorlar da benim her tarafım tertemiz pırıl pırıl. Pisliği olanlar düşünsün şimdiden sonra. Bakın, bakın kimin neyini yakalarsam aynen böyle bir basın toplantısı yapıp açıklamazsam insan değilim.